Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Cenk, seninle Almanya'da video çekmiştik. İnsanlar seni çok sevmişti. Sağ yeni olsun. Bir video istemişti. Sen şimdi buraya döndün. Döndük. Ya mecburen döndünüz çünkü bestenin işi olmadı. Yani olmadı derken dönmesi gerekiyordu. Şartlar onu gerektirdi. Şartlar onu gerektiriyordu ve sen gerçekten kesin dönüş yapmış gibi oldun. Öyle oldu. Almanya'da yaşıyordunuz. Orada yaşamakta istediniz hatta. Bir evet. Zorladınız şartları. Evet. Olmadı, geri geldiniz. Aynen öyle. O psikolojiyi oldu. Konuşacağız. Yani kıyısından köşesinden tersine göç hikayesi. Aslında ben bir yıl içerisinde hem bir göç hikayesini hem de tersine göç hikayesini Evet. konu olan kişi oldum yani. Hayatımda ilk kez zorunlu göç ettim. Aynısını Best Boy, ben subay çocuğuyum. Daha önceki videoda da söylemiştim. Ve 2 yılda bir, 3 yılda bir yerden bir yere gittik. Daha sonra ben üniversitede şudur budur sürekli bir taşınma halindeydim. Bu benim muhtemelen ya 24 ya 25. taşınışım. İlk kez zorunlu bir göç oldu bizim için. Doyamadık. Tam 363 gün kaldık. 20 Ekim'de geldik. Bir sonraki senenin 18 Ekim'inde döndük. Eşimin işinden dolayı gitmiştik. Zaten geçici bir işti. Zaten bir seneliğine gelmiştik. Ama bir ihtimal belki uzatabiliriz ya da eşim pozisyonu değiştirebilir vesaire diye düşünüyorduk. Gelirken de mutlaka kalmamız lazım diyerek gelmemiştik aslında Almanya'ya. Daha sonra biraz daha kalabiliriz diye düşündük ama işler düşündüğümüz gibi gitmedi. Gerekli ayarlamaları hesapladığımız gibi, planladığımız gibi yapamadık ve görev süresinin sonuna gelince de mecburen Türkiye'ye dönüş yaptık. Beste de kalmak istiyordu. İstiyordu, o da kalmak. Peki buraya döndünüz. Hani bir senede Berlin'e alıştınız bir şekilde. Buraya döndüğünde ne oldu? Yani neye üzüldün? Ne senin çok canını sıktı? Ne bak, zoruna gitti. Üzüldün kelimesi çok doğru bir kelime. Biz memleketini seven insanlarız. Bu bilinçle yetiştirilen insanlarız. Ama bazı şeylere objektif olarak da kalmak lazım. Zaten dünyadan bir şekilde haberdardık. Gidip bir de bir sene içinde yaşayıp geri dönünce, ki ben arada çok sık gittim geldim. Üzülecek şeyleri görüyorsun. Neden biz bunu yapamayalım ki dediğimiz çok şey var. Yani hangi birini sıralayayım? Son zamanlarda içinde bulunduğumuz ekonomik durum ilk kez bir ülkenin başına gelen bir şey değil. Türkiye'nin de başına ilk kez gelen bir şey değil. Önemsemiyorum demiyorum. Tabii ki önemsiyorum ama önemsediğim şeylerde sıralaması en tepede değil. Biz birbirimizi biraz sevmeyi unutmuşuz galiba. Sürekli çok iyi para kazandığın dönemde bile acaba önümüzdeki ay iyi para kazanabilecek miyim kaygısıyla yaşıyoruz. Oradaki adamların kaygısıyla buradaki adamların kaygısı arasında fark var. Farklı tür kaygılar yaşıyorlar hayata dair. O yüzden biz kendimize çıkar telefonunu demeyi layık görüyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Biz sadece nefes almayı ya da o gece tok bir şekilde yatağına, sıcak yatağına girebilmeyi lüks sayıyoruz. Elbette şükrün bir sürü seviyesi var. Her aşamada şükredeceksin. Nefes aldığına şükredeceksin. Şafakla video çektiğine şükredeceksin. Mutlu olduğuna, gülümseyebildiğine şükredeceksin ama bu şükür sana tamah etmeyeceksin. Ki yani insanoğlu hep daha fazlayı arayan bir canlı. Yani Almanya'da ya da işte Avrupa'da yaşayan insanların gündelik yaşantısındaki birçok ritüel buradaki birçok insan için lüks değil mi? Öyle sınıflandı. Mesela ben şöyle bir şey yaşadım geçen. Bir İtalyan lokantası varmış. 4 hafta yer yok. Türkiye'den bahsediyorsun. Evet. Yani orada her sokakta var yani İtalyan lokantası. Tamam, şimdi anladım demek istediğini. Evet yani. Yani paran olsa bile giremiyorsun mekana. Tamam, bu manzaralı falan da bir yermiş de. Ben şöyle bir yer bilmiyorum Almanya'da böyle bir 4 hafta yer olmasın. Yani bunun tam olarak sebebini meşhurluk mu ya da... Hayır, demek ki çok İtalyan lokantası yok burada, onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de tabii ki çok İtalyan lokantası yok. Yani yok yani. Biz ama şimdi benim mesleklerimden bir tanesi aşçılık olduğu için biraz o gözle de bakıyorum. Biz konservatif bir millet. Yapımız bu şekilde. Konservatif bir millet olmanın çıktısı şu. En iyisini, daha önceki videoda da söylemiştim. En iyisini kendi yaptığı zannetmek. Ya da tek doğruyu kendi yaptığı zannetmek. Ben bir yemek tarifi koyuyorum. O öyle yapılmaz diyor. Yaptık yedik. Yanlış doğru bana. Yaptık yedik ve o tarifleri yiyoruz yani. Sen olmasaydı şey koymazdım mesela. Sen bana şey mi demiştin Cenk? Sen mi dedin onu? Ben uzun süre uyandım Almanya'dayım sandım. Söyledin mi sen bana böyle bir şey? Tabii söylemiş olabilirim. Sen yani söyledin. Ne oldu? Gözünü açıyorsun. Gidiyorsun ki hani tamam yumurta var mıydı gideyim işte şey Netto'dan alayım diyorsun. Netto yok, BİM var. Hani aynı şey aslında. Hani ve tokatla fark ediyorsun. Almanya'da değilsin. Korna geliyor çünkü dışarıdan. Narat diye sana günaydın diyor. Aa diyorsun, bir dakika Almanya'da değilim. Deminki konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyecektim. Beni Almanya'da çok etkileyen cümlelerden bir tanesiydi. Bir önceki videoyu çektiğimiz restoranın sahibi bir sohbetimizde bana şöyle dedi. Benim garsonum dedi. Bir günlük, altını çizmek lazım. Bir günlük yevmiyesiyle o akşam beni yemeğe çıkartabiliyor. A'sından Z'sine ısmarlayabiliyor. Bir günlük yevmiyesiyle. Ve o günkü ihtiyaçlarını karşılamasına engel olmuyor. Dün Türkiye'de garsonluk yapan bir arkadaşıma söyledim bunu.
şöyle bir hesap yaptı. Benim 6 gün çalışmam lazım abi dedi bunun için. Ya ortalama bir yemeğe gitmekten bahsediyorum. İstakozlu bir yemekten bahsetmiyorum. Bu üzücü bir tablo. Yani bunu kabul edip buna üzülmemeye başlarsak biz insani değerlerimizi yitiriyoruz demektir. Buna kimin sebep olduğu ikinci mesele. Ya da neyin sebep olduğu ikinci mesele. İlk başta bunun bir mesele olduğunu kabul etmek lazım. Neden Almanya'da yaşayan herhangi biri hayatın bir parçası olarak, lüks değil de hayatın bir parçası olarak yaşayabilirken benim bunu yapmam hayal burada. Sen burada işte ne kadar oldu geleli? 18 Ekim'de geldik. İşte 1,5 ay. 18 Ekim'de 1,5 ay. Bu 1,5 ay zaman zarfında. Böyle bir noktada hiç şey demedin mi ya? İyi ki gelmişiz dediğim bir an olmuyor mu hiç herhangi bir konuda? Şafak biz dün akşam seninle Kadıköy'deydik. Moda'daydık. Bir ucundan bir ucuna yürüdük. O hava dünyanın hiçbir yerinde bence yok. Sokaktaki o insanların her şeye rağmen olan enerjisini, eğlenmeye olan açlığını, açlık derken kötü manada değil, ne kadar eğlendirirsen bu açlık devam edecek. Eğlenmeyi seviyoruz. Bir arada sosyalleşmeyi, ten tene olmayı, göz göze olmayı seviyoruz biz millet olarak. Ve buraya gelip, yani Almanya'nın boş sokaklarında az turlamadık geçtiğimiz bir senede. Var birkaç köşede, iki restoran yan yana gelmiş, belli bir kalabalık, belli bir uğultu var ama buradaki bu enerji seviyesi yok. Her seferinde, burada yaşarken de hayran kaldığım bir şeydi. Beni yaşar hissettiren bir şeydi. Dönüp dolaşıp insanına geliyor tabii yani. Sen mesela alışveriş yapıyorsun bu yemekleri yapmak için falan. Marketi iyi biliyorsun. Ben çok bilmiyorum market fiyatlarını. Türkiye'yi hiç bilmiyorum bir defa. Hiç alışveriş yapmadım burada. Bakkala gidip. Ne fark var? Yani Almanya'da alışveriş yaparken Türkiye'dekiyle bir fiyat olarak yani. Bak şimdi sen benim şu an vereceğim yanıtın gerçekliği sen bu videoyu montajlayana kadar değişecek. Ama aşağı yukarı. Yani değişecek şu yüzden. Daha dün süte %48 zam geldi. %50 diye yuvarlayabiliriz artık. Kahvehane işleten bir arkadaşım füze atsaydınız diyor. Ne yapacak bu adam? Cappuccino yapacak. Bir günde 10 liradan 15 liraya mı çıkartacak cappuccino'nun fiyatını? Sen ne tepki vereceksin? Daha acı, daha dün yedik içtik bu kahveyi ne oldu demeyecek misin? Diyeceksin. Aynısı mandıralar. Biz Türk milleti biz peynire bayılırız. Laap diye %50 zam geliyor. Ve hani Almanya'da aksiyon diye görüyorsun. İndirim, dumping vesaire. Çizmiş üzerine 10 cent indirim. 10 sente indirim diyor. Çünkü oralarda ilerliyor işler. Almanya'da para harcarken daha mı rahattınız buraya göre? Burada daha mı dikkat ediyorsunuz? Şimdi benim... Yani sen ailecek. Evet daha çok dikkat ediyoruz. Üstelik biz istisna bir aileyiz. Neden istisna bir karımla beraber? Çünkü biz Almanya'ya geçici bir görevle geldik ve biz aslında maaşlarımızı hala Türkiye'den kazanmaya devam ettik. Almanya'da yerleşik bir kişinin kazandığı gibi euro olarak para kazanıp oranın dinamiğine göre yaşamadık tam olarak. Biz biraz hala Türk lirasından şu kadar yattı. Bu ay bunu euroya çevirince bu kadar oluyor gibi bir durum vardı. O yüzden ben Almanya'da yaşamış herhangi bir orada para kazanan kişiyi temsil etmiyorum bu söylediklerimle. Ama buna rağmen isterseniz buna ya zaten geçici bir süredeyiz ne oluyorsa olsun diye düşündük diyelim. İstersek farkında değildik diyelim. Ama Almanya'da biraz daha stabildi. Biraz daha... Yani Almanya'da şunu ihtiyacı hiç duymadım. Ben 2 gün önce 10 kilo kahve söyledim eve. 10 kilo çekirdek kahve. Stokçuluğa mı başladın? Evet çünkü kahve işinde çalışan bir arkadaşım dedi ki Aralık'tan önce al. Ben aldım. 2 gün sonra 50 lira fiyat geldi 1 kilo kahvenin üzerine. Ev kira mı? Ev kira. Ne kadar kira? 4800 lira oldu ama bizim apartmanda daha yeni çok sıfırdan giren biri çok daha üstüne girdi. Ne kadar? 7000 lira. Bizim kiramız normalde 4000 olması gerekirken raice yuvarlamak açısından ev sahibimizle anlaştık 4800 oldu. O zaman şöyle oluyor herhalde Türkiye'de düzen. Yani karı koca çalışıyorsa biri kiraya çalışıyor demek. Evet. Bir de sizde çocuk da yok şu an yani. Bizde çocuk, çocuk yok. Çocuk onun evet. Okulu falan mı o? Tabii yani işte mesela benim bir arkadaşımın çocuğu olan bir arkadaşımın şöyle bir hesabı var. Çok enteresan. Sistemsel olarak da herkesi bence dehşete düşürmeli. Şimdi Almanya'daki herhangi birinin çocuk nerede okuyacak? Burada işte yok tarikatçıların mı eline düşecek? Şunların mı eline düşecek? Böyle bir belaya mı girecek falan gibi dertleri yok tabii orada. Yani varsa da bu kadar majör değil. Yok canım. Burada şöyle bir hesap yapmış arkadaşım. Sen diyor artık diyor mevcut düzenden dolayı çocuğu özel okutmak zorundasın. Güvenemiyorsun çünkü. Neyle yükleneceğine güvenemiyorsun. Özel okutmak zorundasın. Bu çocuğun bütün eğitim hayatı diyelim 1 milyon liraya mal oluyor. 1 milyon lira sen çocuğa harcadıktan sonra çocuk iş hayatına atılıp asgari ücret sonra bir tık fazlası bir tık fazlası kazanmaya başlarken o 1 milyon lirayı yerine koyamadan kendi çocuğu oluyor ve kendi çocuğunun 1 milyon lirasını ödemeye başlıyor. Dolayısıyla o 1 milyonlar hep katlanarak devam ediyor. Yani yatırım denir yani yatırım. Bir şeyin dönüşü olursa bunun adı yatırımdır. Bu saçma bir yatırım haline mesela dönüşüyor. Ben şey Türkiye'de şey diyorlar eğitim sektörü diyorlar. Ben hiç, hani bunu Almanca öyle bir şey var mı ya? Eğitim bizde dershanelerle başlayıp. Sağlık sektörü. Evet. Mesela şöyle bir hikaye duydum. Gerçekten bunu duydum yani. Adam hastanenin radyoloji bölümünü kiraladım dedi.
İşletiyor orayı. Profesör. Outsource almış. O kısmını kendisi işletiyor. Ha, işte adamları var falan. Yani mesela bu devletin işi olmamalı mı? Yani ne bileyim. Ya, burasının malısını melisini bilemem tabii. Yani ideal sistemler, dünyadaki örnekler. Ama mesela bu konuda Amerika'yı bence örnek almamalıyız benim bildiğim kadarıyla. Çünkü öl diyor adam. Yani hayatta kalman için orada yemek olarak değil, sağlık olarak. Yani sosyal devlet anlayışından yararlanabilmen için bile paranın olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Almanya'da hiç doktora ya da hastaneye ihtiyacımız olmadı çok şükür. Ama bildiğim kadarıyla Almanya'da da sağlık sistemi çok ideal değil. Ücretsiz, onu söylemeye çalışıyorum. Evet, ücretsiz ama mesela yeni bir oradaki bir arkadaşımızın ailesi buradan ziyarete gidiyor. Kadıncağız bir düşüyor, iki bileğini birden kırıyor. 3 saat beklemek zorunda kalmış vesaire gibi hani durumlar duyuyorum benim Almanya sağlık sistemiyle alakalı. Buraya baktığın zaman hani Türkiye'deki sağlık sistemi çok daha iyi diye konuşuyoruz biz kendi aramızda. Karım da sağlık sektöründe olduğundan ve sağlık sektöründe çok tanıdığımız olduğundan hep Türkiye'deki sağlık sistemi daha iyi diye duyuyoruz ama yine parası olana. Parası olan onu demeyeceğim. Ben şu an arıyorum. Acıbadem yarın sabah şu doktora randevu rica ediyorum diyorum. Diyor ki 9.45 mi olsun, 10 mu olsun? 10 olsun. Gidiyorum. Tık 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 tık. 1,5 saatte işim bitiyor. Gel gör ki. Almanya'daki biraz şey, doktor eksikliği var. Şey falan, onlar var. Ama sebeplerini bilemiyorum Almanya. Yani bu sektör. Evet. Bizde çünkü özele özendirme şey. Yani bu şehir hastaneleri konsepti de biraz öyle. Müthiş bir gider merkezi. Sen devlet hastanesine gider misin? Gitmem. Yani gerekmediği sürece. Kim gidiyor bu devlet hastanelerine? Ben hiç görmüyorum. Zorunda olan gidiyor. Beyaz yakalı çalışanların ki İstanbul'da çok fazla beyaz yakalı çalışan görüyorsun. Buradaki bu kadar araba olmasının sebebi de o. Hepsine maaş vereceğine güzel bir araba veriyor. Hem daha ucuza mal ediyor hem personeli daha çok mutlu ediyor. Böylece sen bir hesaplıyorsun. Bu araba bana ayda 4000 liraya mal olacaktı. Şimdi bedavaya geldim diyorsun ama ona göre işte maaşın vesaire. Bu arabalar öyle. Bir de özel sağlık sigortası var. Sen de özel sağlık sigortanla beraber tabii ki özele gidiyorsun. Bir saatte işini hallediyorsun. Röntgenini çektirip yorumla gerekse telefonda son derece kibar bir şekilde alıyorsun. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ben bu hizmete ulaşabiliyorsam. Çocukları olan arkadaşlarınız vardır. Onlar şeye gönderiyorlar mı çocuklarını devlet okuluna? Devlet okuluna giden çocuğu olan arkadaşım yok. Bence kiralar da bu yüzden artıyordur. İnsanlar çocuğun devlet okuluna göndermek için iyi semtlere taşınıyordur. O da bir şeyden kısıyor yani. Mesela biz Moda'da devlet okuluna gittik. Özel okul gibi diyorlardı o zamanlar. Evet. Mesela şimdi benim gittiğim okula gitmek için orada oturman lazım herhalde. Moda'daki o devlet okulu. Yani çocuğum olmadığı için şu anki şeyleri bilmiyorum. Yoksa şey torpille mi o da? Belki torpilledir. Yani şimdi torpil zaten hani senin bir videon vardı ya torpil kelimesini Türkiye'de öğrendim diye bir başlığı vardı. Yani torpil ne demek? Torpil adam kayırma olayı falan tabii ki çok var. Ve sana bir şey söyleyeyim. Böyle eleştiriyoruz ya. Bir şey olduğunda kim vardı orada, kimi ararım diye düşünüyoruz yani. Babi hepimizin kafasında geçiyor. Babam hayatta yapmıyor böyle şeyleri maalesef. Ben bununla ameliyat olacaktım. Arkadaşı vardı, GATA komutanı aramadı. Adamın ofisine gittik, çay içtik. O çıktık. Torpil değil ki ama. Ya mesela Almanca'da da var. Vitamin B. Beziehung yani ilişki. Ama bizdeki başka yani. Bizde hak etmediğini şey yapıyor. Tabii tabii. Yani net biz maalesef her şeyde olduğu gibi ilişki konusunda yanlış anlamış durum. Ben şimdi oyuncu olarak bana diyorlar ki abi o işlerde çok torpil dönüyor ya. Nereden biliyorsun oğlum? Yani hele televizyon sektöründe şimdi torpil, abi o işlerde hep torpil var falan filan diyorlar. Ya nereden biliyorsun? Yani öyle bir şeyi şöyle çok mümkün değil. Televizyon işinin, medya işinin yargıcı hep halk olduğu için sen torpille birini bir yere koysan ve halk bunu sevmezse kendi bacağına sıkmış olursun. O öyle bir şey değil. Ama ilişki demek şu demek. Bu adamın işini iyi yapacağını biliyorum. Bak biz bununla daha önce çalıştık. Hiç başımızı ağrıtmadı. İlişki aynen şeyi referans. Geliştiriyorsun. İlişki ağı geliştiriyorsun ve bu ilişkiyi kendini tanıtıyorsun. Yani senin hamurun iyi değilse bu ilişki yine işe yaramayacak. Normalde böyle olması lazım tabii. Biz bunu bu şekilde algılamıyoruz. Cenk biz yine bir araya geldik. Bir televizyon dizisi çıkacak süre olarak. Değil mi? Son soru. Gel bak ben kaç dakika oldu kim bilir. Siz şimdi geriye dönmek için bir çabanız var mı? Daha çok tazeyiz. Şöyle söyleyeyim. Hala bizim eşyalar daha yeni geldi. Bir ayı geçti eşyaların gelmesi. Hala eve tam tekrar eski halimize dönebilmiş değiliz. Hala işin bir sarhoşluğunu yaşıyoruz. Bir yandan da elimizde eşyaları yerleştirmeye gitmiyor. Yani ha, sanki böyle hani bir telefon gelecek de tamam ha, gerisin geri. Öyle bir durum yok. Bunun olmadığını biliyoruz. Şu an için yok. Bir şeyin çıkması ve bizim bu süreçleri baştan yaşamamız gerekiyor eğer tekrar döneceksek. Fikren var. Ama herhangi bir eyleme döktün mü, bir yere başvurdun mu, başvurdunuz mu dersen yok. Henüz böyle bir şey yapmadık. Bu arada ben döndükten sonra benim buradaki işlerim, halim, vaktim, arkadaşlarımla görüşmem, hava, şu bu her şey aslında ekonomi vesaireyi ve az önce konuştuğumuz şeyleri bir kenara bırakırsak iyi gidiyor aslında. Ama bizim Türk alışkanlıklarıyla yorumlarsan iyi gidiyor. Hayatın farklı olabileceğini son bir senede orada görmüştüm. Farklı kaygılarla. Ya da bazı şeyler olmasa da olur ben biraz sükunetle olabileceğini gördük. Bu yaşta ne yaptın? Ondan sonra değil. Yani bu doğru değil ya. Bizi yanlış şey yapıyorlar ya.
Valla yapacaksan da bir kere daha göç et. Ben çünkü senin göç hikayeni çekmekten göç hikayeleri iki. Tekrar göçtüm. Bir daha göç ettim. Bir daha göçtüm. Çok teşekkür ederim Cenk. Ben teşekkür ederim Şafak'cığım. Sağ ol. Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sundu.